Arkadaşlar merhabalar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Borsa İstanbul kapanış itibariyle genel değerlendirmesini yapmak istiyorum. Yurtdışı piyasalarında genel bir analizini yapmaya çalışacağız. Borsada yarına hoş geldiniz. Biz 100 yaklaşık %3'lük bir yükselişle günü kapattı. 5000 seviyesine yakın noktada kapattı arkadaşlar. Dünkü sert yükselişin devamı aynı benzer şekilde hareketlerle yine geldi. Gün içerisinde yatay kalıp sadece %1'lik artıyla hareket ederken son bir saatte gelen güçlü alımlarla beraber Endeks %2 daha prim yaparak özellikle ciddi bir atak yaptı ki vadeli piyasalarda 5700 dahi görüldü. Şu anda 5654 bölgesinden kapattığı görülüyor. Şimdi bunları tek tek bakacağız, detaylandıracağız. Önümüzdeki dönemde ne olur? Onun analizini yapmaya çalışacağız. Yurt dışı piyasalarda da S&P'ye baktığımda yatay bantta, yatay aşağı bantta görülüyor. Şu an için bir yön yok. 4100 seviyesinde. Dün de bu seviyelerde hareket ediyordu. DAX'da hafif bir pozitiflik var. Orada da yine yatay olduğunu söyleyebiliriz. Altında 2000 seviyesinin üzerine attı. Beklenen hareket geldi. Oldukça güçlü bir harekette 2020'nin de üzeri görüldü. E, 2080 direnç olarak takip edilecek. Gümüşte de yaklaşık 25 dolar seviyelerine de yaklaşmış olduk. Bitcoin 28.000 seviyesinde buraların direnç olduğunu düşünüyorum. Petrol fiyatları da 80 seviyesinde yatayda. VIX endeksinde bir eee primlenme var arkadaşlar %5 kadar. Oraya dikkat etmek gerekiyor. Arjantin piyasasında yatay bantta hareket var. Dolar endeksinde 101 seviyesinde olur bir geri çekilme var. Bu da altın ve gümüşe pozitif yansıyor. Şimdi arkadaşlar e, biz yüze bir bakalım. Biz yüzde gelen tepki hareketleri şu hareket arkadaşlar önemli bir hareket günlükte. 100 günlük ortalamanın 100 günlük 21 ortama e ortalamanın arkadaşlar üstsel ortalamanın üstünde kalmayı dün altına sarktık, altında kapattık ama hem dünkü gelen güçlü alımlarla o tam o yatay bölgeye ortalamanın üstüne atmaya çalıştı. Hem de bugünkü alımla beraber 100 günlük ortalamanın üzerine çıkmış oldu. Bu oldukça önemli arkadaşlar. 21 EMA ise şu bölgeden geçiyor. Dolayısıyla 21 EMA'nın olduğu bölgeye kadar yani 5000 seviyesine kadar gelmiş olduk. 4990 ara direnç 21 EMA'nın olduğu yer. Buranın üstüne atmaya çalışacaktır. 5000 üstüne gitmesini bekleyebiliriz. Hareket oldukça güçlü görünüyor. Ve diğer tahtalara da yansımış. Düşene de şu kısa vadede şu, şu e, dalgadaki e, trend, düşen trendi de kırmış olduk arkadaşlar. Ve buranın da üstüne atmayı başardı. E, uzun bir çubuk geldi. Bunu da devamlı bir süre bekleyebiliriz. Nereye kadar? 5150-5200 hattına kadar bir yükseliş görülebilir. Burada negatife dönebilmemiz için tekrar söyle bakalım. 4800'ün altı negatif tabloda izlenir. Kısa vadede pozitif olarak değerlendirmek gerekir. Vadeli piyasayı da birazdan bakacağız. 4800 kırıldığında negatif konuşulur. 4800'ün üstünde ise direnç hatları 5100, 5000'in üstü ve 5100. Bu bölge önemli bölge. 5100, 5200 buraları geçirirse daha da güçlenerek hareketin devamı beklenir. Geçilemezse oradan tekrar yatay bant hareketleri gelir. Benim tahminim arkadaşlar bu bölgede yatay takılacağımız şeklinde. Yani yarın da yüksek ihtimalle pozitif olacağız. Ondan sonraki günler ise biraz daha yatay negatif tabloya geçebiliriz. Ve e, şu hattın yüz günlük ortalamanın ha, hattının üstünü altını birkaç sefer deneyeceğimizi tahmin ediyorum. Yani buradan güçlü bir trend oluşumu değil de daha çok yatay bant hareketleri şeklinde bir süre yukarı bir süre aşağı şeklinde bu seçime kadar oyalanan bir grafikle karşılaşırız. Ne zaman ki bu yüz günlük ortalama kırılırsa o zaman e, aşağılardaki görülmesi gereken negatif tablo izlenir. Şimdilik yukarı doğru takip etmek gerekir tahtaları. Pozitif değerlendirmekte. De. o anlamda fayda var arkadaşlar. Destek hatlarından tutulmuş ve tepki vermiş bir grafik olarak karşımıza çıkıyor. Yalnız e, hacimsiz e, düşen bir endeksti ve yine hacimsiz olarak da giden bir endeksle e, karşılaştık. E, düşerken sindire sindire inmişti. Şuralarda 1 2 3 ve dört kere vurdu. Dördüncü sayı oldukça önemli. Dörtten sonra gelen tepki hareketi Şimdi e, 20 remanın üzerine atmaya çalışacağız. Bunun üzerinde e, günlükte tabii. Bunun üzerinde kalıcılık sağlayabilirsek daha pozitif olabil, olabiliriz. 5 5.000'in üstünü yine de e, pozitif olarak değerlendirmek lazım. Yalnız güçlü direnç olarak bakacak olursak şu bölge güçlü direnç olarak söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani 5.000 seviyesi, 5.000, 5.100 hattı güçlü direnç olarak takip edeceğimiz yer. Şimdi vadeli piyasayı izleyelim. Vadeli piyasaya e, baktığımızda oranı bize yol gösterici olacağını tahmin ediyorum. Çünkü Vadeli üzerinden işlemler oldukça e, diğer spot piyasayı etkiliyor diye değerlendiriyorum. Vadeli piyasa en nihayetinde tehlikeli hattan kurtulmuş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tehlikeli hat şu kırmızı ve mavi bölgeydi. Buranın üstüne atmayı başardı. Sarı bölgedeyiz. E, yalnız direnç kısmında 5.650 ara direnç kısmında kalmış. Şimdi buranın altına gelmedikçe önümüz yukarı 5.800 de daha üstte de pozitif senaryoda tekrar vadeli piyasa açısından 6000 hedef olur. Yani şuradan gelen hareket, ivmeli hareket. Ve burayı kırmadığımız sürece hedefimiz önce 5800, daha sonra burayı geçtiğimizde de 6000 bizim hedefimiz olacak. Güçlü bir atak olduğunu görüyoruz. Çok uzun çubuk olmamakla beraber yine de %3-%4'lük özlemiş arkadaşlar bu tip hareketlere. Düşüşlerde %3-%4'leri görüyorduk. Ondan sonra gelen tepki hareketinin ise devamı gelmiyordu. Dün ve bugün iki, iki gündür güçlü bir hareket geldi. Yarın yüksek ihtimalle 5.800 direnç olarak takip edeceğiz. Burayı geçip geçmediğimize bakacağız arkadaşlar. 5.800 geçiliyor mu, geçilmiyor mu? Hedef artık orası. 5.800'ü geçersek 6.000 geçemediğimiz takdirde tekrar aynı bölge 5.400 seviyelere doğru ineriz diye değerlendiriyorum. Bunu 5 dakikalık grafiklerde bir bakalım. 5 dakikalık grafiklerde hareketin ne kadar sert olduğunu göstereyim arkadaşlar. Bakın şu kısım hareket oldukça sertti. Şu bölgede aynı dünkü hareketin benzeri yatay bant, gün içerisinde yatay bant ve akşamüstü son bir saatte gelen oldukça keskin, sert e, alımlar ve yine stopların patladığı e, bir grafikle karşılaştık. Yine bir flama görüntüsü içerisinde. Dolayısıyla ve 5700'de görüldü. Hatta şu kısımda o kadar sert, o kadar hızlı hareketler oldu ki arkadaşlar. Yani e, aynı anda tabi hacimsiz olduğu için aynı anda 100 puanlık çizgiler oluştu. Yani 5700 aynı dakikada 5600, aynı dakikada 5680 böyle bu kadar e, marjin açık olduğu e, işlemlerle karşılaşıldı. Tabi yüksek ihtimalle stoplar patlamıştır. Burada tekrar bir filama görüntüsü var. E, şu kısım önemli bir destek. Buranın dediğimiz gibi buranın kırılmadığı sürece önümüz 5800 diye bakarız. 5300, endeksin, 5000 endeksin yüzün 5000 üzerinde kalması vadeli piyasayı da 5800'e Gösterir diye değerlendiriyorum. Şimdilik pozitif tarafa geçtik. Herhangi bir negatiflik şu an için görülmüyor. Ortalamalar artık destek olarak bakılabilir. Peki tahtalarda nasıl hareket olur derseniz tahta bazlı hareketler. Şimdilik büyük tahtalarda hareket vardı. Tahta bazlı hareketler öne çıkacaktır diye değerlendiriyorum. Geride kalmış tahtalarda özellikle yeni hareketler endeksli tutma anlamında yeni hareketler görülebilir. Yine e, uzun zamandır satılan çöp tahtalarında da tepkiler artık e, görülebilir arkadaşlar. Genel değerlendirmem bu şekilde. Akşam uzun dersinde de genel bir e, daha detay analiz yapmaya çalışırız. ONS altının hareketleri altın yatırımcısının yüzünü güldürdü. Günlük olarak bir bakalım. Günlük tablonu ne görüyoruz diye. Rekor geldi arkadaşlar. Yani uzun zamandır bu yükselişi görememiştik. Son dönemdeki yükselişlerin üstüne atan bir ONS grafikle karşılaştık. Bunu daha da devamının gelmesini bekleriz. Bakın şu bölgede bir flama görüntüsü var. 2020, 2080 şu bölge hedef. Bunun devamında da hareketin 2250'ye kadar 2200'e kadar arkadaşlar düzelt. Evet şu bakıyorum 1800 2020 1800 yaklaşık 200 puan 2250 yapar evet. 2250'ye kadar bu hareketin şu formasyonun devamı beklenir zikzaklı. Ancak buradan bir onay alma ihtiyacı hissedebilir. Yani 2050 civarından Gelecek olan satışlar tekrar 1960-1980 görülebilir. Ve ondan sonraki süreçte de 2250 hedefle tekrar yukarı yoluna doğru devam edebilir diye değerlendiriyorum. Şu an için pozitif takip etmekte fayda var. Onsaltına. Ons altına, ons gümüşte de yine benzer güçlü hareketler vardı. Ons gümüş, ons altına göre biraz geride kaldığını söyleyebiliriz. Bugün bakın esas direnç bölgesinin ons gümüşte 26 seviyesi ve 27 seviyesi olduğunu görüyorum. Şu hatların olduğunu düşünüyorum. Bu bölgeyi geçtik. Üstüne atmayı da başardı. Hareket buraya geçtikten sonra daha da hızlanabilir. 26 ve 27 görülebilir. Direnç nokta satış noktasının da buradan olacağını tahmin ediyorum. 25 üstünde düzeltiyorum. 26 ve 27 aralığında şu iki çizgi aralığında gelecek olan satışların tekrar 25'li seviyeleri görme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Aynı 10 altında gelecek olan düzeltmenin e, paralelinde bu düzeltme düzeltmede e, karşımıza çıkabilir diye değerlendiriyorum. Şu anda e, piyasalar pozitif olarak bakmak lazım. Bir de yurt dışına bir bakayım. Yurt dışı VIX endeksinde hem negatif tablo vardı hem de S&P'de hafif bir yatay aşağı band vardı. Burada eğer bir negatiflik olmazsa ki eyvah diyoruz. Yani şu anda tekrar destek hattına çekilmiş. Burası kırılırsa günlük bir grafik burası kırılırsa aşağıda destekler 4000 ve 3900 hattı var. Zaten ortalamalara bakarsanız yatay kaldığı görülüyor. Bu ortalamaların altında bir üstünde şeklinde hareket ediyor. Ben önümüzdeki dönemde bu ortalamaların e, aşağı doğru kırılacağını ve satışların sertleşerek devamının geleceğini tahmin ediyorum. Şu anda hareketleri daha çok onay özelliği taşıyor. Benim değerlendirmem bu şekilde. Dolayısıyla biraz zaman oynuyorlar gibi geldi bana. Yani zaman kazanarak işte enflasyonist ortamda düşüş potansiyelinin sınırlandırılması amacını taşıyor olabilirler. Yatırımcıların ona göre pozisyon almaları sağlanabilir. Önümüzdeki dönemde oluşabilecek e, negatif tablo e, S&P'yi de negatif bir tarafa geçirebilir. Bizim bir tek tabi şahs cümlemiz var. 4100'ün üzerinde kalacak olursa 4300 şuradaki direnç noktası 4300 e hedeflenebilir. Orayı da %5'lik bir prim potansiyeli taşıyor diye yorumlarım. Ama oraya da gitsek ben gene değerlendirmem aşağı yönlü olacak. Yani orta vadede şimdilik ortalamanın üzerinde 4000'ün üzerinde kaldıkça herhangi bir olumsuzluk görülmüyor. Ancak beklentim mahiyetinde orta vadede endekslerde negatif tabloyla karşılaşacağımızı değerlendiriyorum arkadaşlar. Söylediklerim yatırım tavsiyeleridir. Genel olarak grafik okuma ve bilgi vermedir. Onu hatırlatmak isterim. Ayrıca arkadaşlar Mayıs ayında 13-14 Mayıs'ta Mayıs'ın ikinci haftası borsa kampı şeklinde yapmış olduğumuz eğitim çalışması var. Bunu da hatırlatayım. Bu kamptaki kampa katılmak isteyen arkadaşlarımız psikolojizakademi.gmail.com'a mail atabilir. Oradan kampın detayları ile ilgili bilgi sahibi olabilirler. Eğitime yazılan, kampa yazılan arkadaşlarımıza bir ay süreyle ne zaman yazıldıysalar bir ay süreyle de anlık borsa desteği WhatsApp grub üzerinden e, veriliyor arkadaşlar onu da ayrıca belirtmiş olalım e, kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın.